Kapadokya'daki en büyük handikaplardan bir tanesi bu jeolojik oluşum. Yani ne yazık ki eskiden beri yapılmış olan bir eksik bilgi hala devam ediyor. Özellikle bu jeolojik oluşumu anlatırken, yani birçok rehber kitapta, Kapadokya'yı anlatan kitapta, Erciyes Hasan Dağı, işte Göllü Dağ'ın patlaması sonucunda bölge oluşmuştur der. Eksik bir bilgi çünkü Hasan Dağ, Erciyes ve Göllü Dağ genç yanardağ. Yani 1400 yıl yanardağ. Şimdi bu Kapadokya bölgesindeki bu oluşumu özlü bir şekilde anlatmak için 3. jeolojik dönem, yani günümüzden 60 milyon yıl önce başlayan bir olaylara başlamamız lazım. Çünkü o dönemlerde kıta hareketleri var. Yani kıtaların ayrılması, Afrika'nın Arabistan Yarımadası'na baskı yapması, Arabistan Yarımadası'nda o plan, Anadolu Yarımadası'nın altına yaklaşık olarak 5 derece açıyla girmesi, Anadolu'nun yükselmesi, o dönemlere bakıldığı vakit Avrupa'daki Alpler, Toroslar ve Asya'daki birçok dağların yükseldiği bir dönem. Ve o plan altına giren tabaka tabii ki yükselmeye başlayınca böyle bu yüzeydeki, daha doğrusu bu yerin altındaki volkanizmayı da harekete geçiriyor. Bu harekete geçmesiyle tabii ki bu tabii milyonlarca yıl ama asıl etkili olan dönem günümüzden 12,5 milyon yıl önce. Yani Kapadokya'da bu kadar büyük bir oluşumun tek bir sebebi var. Daha doğrusu ana sebeplerinden bir tanesi kaldera patlamaları. Kaldera, biliyor musunuz kaldera? Bu Santorini adası falan var Yunanistan'daki, artı Amerika'daki Yellowstone falan var. Bunlar büyük kalderalar, yani büyük volkanizmalar bunlar. Yani bu Aladağlardaki patlayan bir tane kaldera ta Ihlara Vadisi'nin etkisi, yani Loşkos'unda etki ediyor. Yani yaklaşık olarak 130 kilometrelik bir mesafe. Ve bu ya, kaldera patlamalarında o çıkan eriyik olan malzeme bir nehir gibi gidiyor. Yani şu hemen en güzel örneği şu arkamızdaki Kızıl Vadi'de verirsiniz orada. Kızıl Vadi 10 tane farklı yanardağ patlamasına şahit olmuş olan bir yer. Ve onun haricinde şeyi düşünün, en üstteki tepe kısım sedimental bir göl yatağı. Yani şöyle bir şey var, bugün biz denize baktığımız vakit, siz en çok sizden daha fazla görüyorsunuz Antalya'dan, dümdüz görüyorsunuz. Ama denizin tabanına baktığınız vakit, vadisi, kanyonu, dağ, tepesi her şeyin var orada. Ve buranın da bu 12,5 milyon yıl önce o yanardağların, kalderaların patladığı dönemde İç Anadolu bölgesinin büyük bir göl olduğunu, yani iç deniz olduğunu hesap ederseniz, gölün altında da patlayan, o suyun altında da patlayan bu kalderalar çıkarttıkları o malzemelerle, cüruflarla katmanlar oluşturuyorlar. Şimdi burası aynı zamanda da bu oluşumların en güzel gösterebildiğiniz yer. Çünkü birçok coğrafi terim var burada. Mesela şu şuradaki bir örnek, karşı taraftaki örnekler Kırgı Bayırı dediğimiz oluşumlar bu. Coğrafyada zaten görüyorsunuz onları. Artı şuna, şeylere baktığımız vakit, taşlara, kayalara baktığımız vakit, adı taş kaya söylemesi çok kolay ama içindeki malzemelere baktığımız vakit tüf dediğimiz bir malzeme var. İgnimbirit dediğimiz başka bir malzeme var. Yani İgnimbirit en kolay işte doğal çimento olarak adlandırılabilir yani orada. Bunların en büyük özelliklerinden bir tanesi, bunlar tabakalar haline çıkıyor böyle. Ve yumuşak olan kısım su ve rüzgar erozyonu. Artı şu arkadaki, bakın burası Zemidere, şey deresi, Görkündere, Uzundere, arkası Görkündere, onun arka tarafı Zemidere. Bu tür derelere de baktığımız zaman, yani milyonlarca yılda oluşan belki bir su aşındırması var burada. Ve günümüzde de bu aşındırma devam ediyor mu? Ediyor. Hem su hem rüzgarla beraber bir aşındırma burada devam ediyor. Dedik işte, insanlar coğrafyaya her zaman uyum sağlamışlardır. Yani bu kiliselerin, tabii ki manastırların yapıldığı dönemlerin öncesinde dahi mağara hayatı var. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Gülşehir tarafında Civelek Mağarası var. Yani günümüzde nereden baksanız bir 15-16 bin yıl öncesine kadar çıkan bir tarihi var. Artı Kapadokya bölgesi tabii tarihin neredeyse bir film olarak karşımıza çıktığı bir yer. Çünkü en son buluntularla beraber baktığımız vakit
Aşıklı Öyük dediğimiz bir yer var. Mura Vadisi'nin yakınlarında. Milattan önce 9000, yani günümüzden neredeyse 11000 yıl öncesine kadar tarihinden bir yer. Yani ben de arabada göstereceğim size bir tane. Mesela ben kullarımda kullandığım, kendimi yapmış olduğu bir sunum var. Kronolojiyi veriyorum misafirlere o şekilde. Dünyanın ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer. Nasıl beyin ameliyatı? Bu trepanasyon denilen bir ameliyat var. Bu beyin korteksinin iltihaplanması sonucunda beyin tabii ki kafatasına baskı yapıyor. Ve o kafatası günümüzde de yapılıyor bu ameliyat. Delinerek o basınç azaltılıyor. Oradaki işte antropologların bulmuş olduğu bir tane kafatası var. Genç bir kıza ait kafatası. İşte 3 tane delik delmişler orada. Yapmışlar onu. Ve oradaki şeylere bakıldığı vakit, o deliklere bakıldığı vakit kafatası kendini onarmaya başlamış. Bu ne demektir? Ameliyattan sonra hasta belirli bir dönem yaşıyor. Artı antik dönemlerdeki en değerli olan malzeme nedir? Obsidyen. Obsidyen. Obsidyen yatağı bizim buralarda işte bu Aşıklı, Niğde tarafları, Göllü Dağı çok büyük obsidyen yatakları ve gerçekten de Kapadokya'dan gönderilmiş olan obsidyenler Mezopotamya'da karşımıza çıkabiliyor. Artı obsidyen yani hem kesmede hem biçmede hem silah yapmada kullanılan bir malzeme. Ve aynı zamanda da obsidyenin özelliği volkanik bir cam, erik olan bir cam. Kesinlikle bakteri ve mikrop barındırmıyor. Günümüzde de pahalı estetik cerrahların çoğunluğu obsidyenden yapılmış olan meşler falan da kullanıyorlar. Onun haricinde tabii ki ben başlık olarak gidiyorum. En önemli hususlardan bir tanesi ticaretin başlaması Kapadokya bölgesinde, yazının gelmesi. Abi ben her zaman soruyorum, tarih ne zaman başlar diye sorduğumuz vakit tarih yazıyla başlıyor. Günümüzden 4500 yıl önce Sümerliler bir skriptle, bir şeyle, bu çivi yazısı gibi bir yazıyla kayıda kuyuda da başlamışlar. Daha doğrusu eskiden insanların güce dayalı olan mülkiyeti o yazının bulunmasıyla yazılı bir mülkiyete dayanmış oluyor tekrardan. Ve Asur ticaret, yani Suriye'den gelen ticaret kolonilerinin Kapadokya bölgesinde kurmuş oldukları 19 tane şey var. Pazar yeri var ve pazarlarda Karum olarak adlandırılıyor. Bu pazarların küçük olanlarına Varbatum deniyor. Bugün Kaniş Karum'u şefi, yani bu hazır şefi Fikri Kulakoğlu, sevdiğimiz bir arkadaşımız, abimiz. O paylaşıyor bazen bizlerle. Bazen de yayınlanmadan bazı şeylere biz ulaşabiliyoruz bu şekilde ikili ilişkilerimizle. Ve bu yayınlanmış olan bazı makalelerde dünyadaki ilk evlilik anlaşmasının Kapadokya'da olduğu. Ama bunu tabii geçenlerde bir tur yaptık. Bir Musevi aslında bir arkadaşımız vardı. Hayır dedi. Sümerliler yapmış. Ben Sümer'i konuşmuyorum dedim. Kapadokya'yı konuşuyorum dedim burada. Yani bu şey falan vardı. Bizim azıcık da şövenlik yaptık burada Kapadokya falan. Ve ilk boşanma belgesi de Kapadokya bölgesinde. Ve ilk aşk mektubu var. Bir gelinin, bir kızın annesine yazmış olduğu kaynanasını şikayet eden mektupta gene Kayseri Kaniş Karum'unda bulunmuş vaziyette. O konularda şey yaparız, siz bir grup kurarsınız hocam. Ben bazı şeylere, doneleri atayım o gruba, siz de paylaşın bizim arkadaşlar. Bizim var grubumuz, var. Sizi dahil edin. Siz dahil edin, o şekilde yapalım. Süper. Diğer bir husus tabii ki Görem Açık Hava Müzesi'nde daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Çünkü yani sizlerden acizane bir tavsiyem, yani Roma döneminde işte atıyorum Side'deki büyük şeyi anlatıyorsunuz, işte bir temple anlatıyorsunuz ya da aklıma gelen Aspendos'taki amfiteyatrı anlatıyorsunuz. Yani ben bunu başladım, son 10-15 yıldan beri yapıyorum. Hangi dönemi anlatıyorsam yapı ya da oradaki tarih eserlerden önce o dönemdeki sosyoekonomik yapıyı, idari yapıyı ve insanların durumunu anlatıyorum orada. Daha sonra o durumu oradaki binayla tamamladığınız vakit her şey yerinde oturuyor. Şimdi ben bugün sizlere Görem Açık Hava Müzesi'ne gittiğinizde müzeyi anlatmayacağım başlangıçta. 4. yüzyıldaki Kapadokya'yı anlatacağım ben sizlere. 4. yüzyıldaki Kapadokya anlatımından sonra 10. yüzyıldaki Kapadokya'yı anlatacağım. Ondan sonra kiliseler anlatmaya başlayacağım. Çünkü o dönemdeki o ekonomiyi, sosyoekonomiyi, sosyal durumu, idari durumu bilmemiz gerekiyor.
burası bölgedeki şeyi verdiğim de bu yönleri verdiğimiz, lokasyonları verdiğimiz güzel yerlerden bir tanesi. Hemen arka taraftaki gördüğünüz yer Uçhisar Kalesi, bölgedeki en yüksek olan yapı. Rakım olarak Bayrağınoğlu'nun olduğu yer 1250 metre deniz seviyesinde. Erciyes Dağı kuş uçuşu yaklaşık olarak 65 kilometre buradan. Hemen ön tarafında görülmüyor mu? Ortahisar var. Göreme, Göreme'nin birçok ismi var. Matiyana, Matsan, Avcılar, Göreme. 1980 öncesinde burasının ismi Avcılar'dı. Müzenin olduğu yer gene Göreme Müzeydi. Hemen karşıya bakıyorsunuz Kızıl Vadi, yani bizim Aktepe dediğimiz yer. Hemen onun yan kısmında Çavuşin ve kuzeyde de Avanos karşımıza çıkmakta. Şu kısımlara baktığınız vakit burada özellikle soracaklar oradaki oyuklar neler falan diye. Yani zaman içerisinde tabii ki bu bölgede 4. yüzyıla kadar şeyler var. Hermit dediğimiz yani Münzeviler var. 4. yüzyılda bu Hristiyanlığın işte Roma İmparatorluğu tarafından bir serbestlik bırakılması ve burada Kapadokya'da 3 tane rahibin bir manastır hayatı başlatması sonucunda buradaki yaşayan bu Münzevi olan, Hristiyan olan Münzevi kişiler daha sonra topluluk içerisinde karıştılar. Çünkü Aziz Basri'nin manastır kurallarından bir tanesi topluluk içerisinde yaşamak, yani insanların bir sinobitik dediğimiz ortaklaşa bir hayat sürmelerini sağlamak. Ondan dolayı hermitlik yasaklanmıyor ama böyle yumuşak bir geçişle hermitliği bitiriyor Aziz Basilios. Önceden kullanılan mekanlar, şapeller, depolar, daha sonra buradaki insanlarımız tarafından, onun arka tarafta görürsünüz, tarım ve çiftçilik amacıyla kapatılıp güvercinliklere çevriliyor. Yani güvercinlikler burada tabii ki yani volkanik bir bölge burası. Yanmış bir toprak. Yanmış bir toprak. Şöyle seviyelere baktığınız vakit hemen şu karşı tarafa bakın. Yani toprak seviyesi, kayanın üzerindeki toprak seviyesi maksimum 1 metre, hadi bilemediniz 1,5 metre. Bazı yerlerde ortalama 50 santim ve 60 santim yüksekliğinde. Ondan sonrası direkt aşağıda şeydir, kayadır. Bundan dolayı bu toprağı daha verimli hale getirmek için gübrelemek gerekiyor. Yani ben ortayı sallayayım. Bugün zaten yemeği yiyeceğimiz ve en yarın da vakit geçireceğimiz oranda. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Ben 6 yaşında biz ayrıldık babamın işi dolayısıyla. Çok affedersiniz. Evlerin tuvaleti evin dışındaydı böyle. Hayat derler, biliyorsunuz hayatı. Köşesindeydi. Ve oradaki foseptik çukuru dolduğunda oradaki ahali, oradaki gübreyi, yani insan çıkıntısını külle, toprakla karıştırırlardı. Tenekelere doldurup bağ bahçeye götürürlerdi. Zaten her insanın orada bir ahırı, hayvanı vardı, eşeği, bilmem neyi vardı. Onların gübreleri de oraya giderdi. Ama ben şeyi hatırlıyorum, Ortahisar'da bizim hala bağlarımız var. Çocukluğumda annemle beraber bağa gittik. Annem domates, işte biber falan böyle stilliyor böyle. Orada da güvercinlik vardı. Bana dedi ki git dedi güvercinlikten birazcık da güvercin gübresi getir. Ben bir gittim böyle baktım. Kokuyor. Ben dedim güvercin bokunu ellemem dedim böyle. Anamdan o kadar bir fırça yedim ki böyle gavur tuğa mı dedi ondan sonra bana. Babası gılıklıydı. Babam rahmetli de hiç sevmezdi bahçeye gitme. Ben de hala sevmiyorum böyle. Kendi gitti aldı işte yaptı böyle. Bu bilmem benim o yeşil kitap var bir tane Kapadokya günlükleri alan okuyan varsa. Orada şeyi anlattık biz. Yaşar Kemal 1957 yılında Kapadokya'ya geldiğinde güvercinlikler hakkında da bayağı bir bilgi vermiş adam. Çünkü bir kızı istemeye gittiğiniz vakit kızın babası soruyormuş kaç tane güvercin var, kaç tane güvercin var diye. O zamanın parasıyla bakın 1957-60'lı yılları hesap edin. Güzel bir güvercinlik 4000 liraya satılıyormuş. 4000 liraya ve şeylerde bu Ürgüp Avanos, işte Nevşehir pazarlarında falan ben gördüm bunları. Şöyle torbalarla güvercin gübresi hala satılır. Evet, bir çay kahve molası verelim, daha sonra müzeye gidelim. Oturun lütfen.
Yer sizden daha güçlüdür. Graviti var yani. Burada biraz giriş yapmam gerekiyor. Daha sonra kilise geleceğiz. Öncelikle tabii Göreme Açık Hava Müzesi. Ay, pardon. Yani 1964 yılında müze haline getirilen bir yer. Eskiden bir ören yeri, bir şeflikle idare ediliyordu. 1964 yılında burası bir müze haline getirildi. 1985 yılında Dünya Kültür Mirasları içerisine giren bir yer. Listede de 357 numarayla bir yere sahip. Yani Kapadokya'nın highlightlarından bir tanesi. Ama eğer Göreme ile ilgili araştırmalara bakacak olursak 1922 yılında ilk defa organize bir turist grubu geliyor buraya. Burayı görmek için. 1940'lı 50'li yıllarda şeylerden gördüğümüz kadarıyla, bu National Geographic magazinlerden gördüğümüz kadarıyla burası ziyaret edilen bir yer ama tabii ki bir müze konumunda değil. Gene bekçisi falan var buranın. Öyle bir yer. 1935 yılında çekilmiş bir fotoğrafta, birazdan göreceğiz şu Azize Barbara Şapeli var ya, bizim Yılanlı Kilisesi'nin olduğu yer falan. Orasının bir tarla olduğunu görüyoruz. İnsanların bağ bahçe işleri yaptığını görüyoruz. Birçok rehber arkadaşın yaptığı yanlışlardan bir tanesi, Barbara Şapeli içerisinde girişte sol tarafta iki tane büyük çukur var. Vaftiz çukuru diye anlatıyorlar onu. Kesinlikle değil. Çünkü yani Osmanlı döneminde burası bağlık bahçelik olan bir yer. Şarap işliği, yani üzüm şurası çıkartıp şarap yapmak, şarap değil de pekmez yapmak için kullanılan birimler, daha sonra kazılmış olan birimler. Şimdi bu burasıyla ilgili elinizdeki en eski araştırma 1912-1925 yılları arasında Fransız bir Cizvit rahibi olan Giuliano de Gerfagnan. Bu adam 4 ciltlik bir kitap, 3 bölüm, 3 şey olarak planche dediğimiz fotoğraf çekmiş böyle burasıyla ilgili, Kapadokya'yla ilgili. Ve Kapadokya üzerine yapılmış ilk ciddi araştırmalardan bir tanesi. Daha sonra bu araştırma 1940'lı 50'li yıllarda Nicole ve Michael Thierry tarafından devam ettiriliyor. Sonra bunların öğrencisi olan Captain Jolivet Levy, yani hala kendisi yaşıyor, Allah sağlık sıhhat versin, Emeritus Profesör kendisi Sorbonne Üniversitesi'nde. Geçen sene görüştük. Bu yıl benim kitaplardan bir tanesinin ikinci baskısını yapacağız. Biblical Art of Cappadocia. Sağ olsun kitabın arka kapağını da o yazdı. Onlar tabii ki yapmış oldukları yayınlarla araştırmacılara bir yol göstermiş oldular. Ama şöyle bir olay var. 1970'li 80'li yıllarda Fransız ekolü ve Alman ekolü, özellikle Alman sanat tarihçileri arasında bir çatışma var. Bu çatışma günümüzde bazı kiliselerin tarihlemesine de yansıyor. Özellikle biraz sonra en son bitimde göreceğimiz o Tokalı Kilise'de, ikinci Tokalı Kilise'yi Almanlar 13. yüzyılda tarihliyorlar. Ama Fransızlar tarihlemeyi 10. yüzyılın ikinci yarısına yapıyorlar. Şimdi burada bizim anlatacağımız en büyük olaylardan bir tanesi, buradaki bir Hristiyanlık hayatından bahsediyoruz burada başlangıçta. Buradaki bu Hristiyanlık hayatı İmparator Konstantin'in Hristiyanlığa serbest vermesiyle Hristiyanların daha rahat bir konumda ibadetlerini yapmaları, ibadethanelerini inşa etmeleri ve sosyal hayattaki işte dini hayatlarını düzenlemeleri şeklinde devam ediyor. Karşımıza burada bizim 3 tane rahip çıkar. Bunlar Kayserili Büyük Basileios, bunun birader olan Nissalı Gregorius ve arkadaş olan Nazianzoslu Gregorius. Bu Nazianzoslu Gregorius bir dönem Konstantinopolis patrikliği de yapan bir kişi. Ve bu kişiler Kapadokya babaları. Nazianzoslu Gregorius de bir teolog olarak adlandırılan bir san verilen bir kişi. Peki bu adamların Kapadokya'daki fonksiyonları nedir? Şimdi Hristiyanlık tabii ki başladığından beri bir dini hayat, yani başlangıçta küçük de olsa, basit de olsa bir ibadethaneler var mı? Var. Küçük şapeller, katakomplar, mezar şapelleri, her şey var. Ve manastır hayatı var mı? Var. Manastır hayatının kurucuları tabii ki Mısır ve Suriye civarındaki bir manastır hayatı var. Oradaki manastırlar hücre tarzı manastırlar. Nasıl? Küçük küçük gruplar var. Her bir grubun başında bir tane din adamı. Bir askeri bir hiyerarşiyle bu din adamları tepedeki yere kadar
bir silsileyle gidiyorlar. Bunun sebebi de Mısır ve Suriye'deki manastır hayatını kurtaran, daha doğrusu kuran Ptolemaios isimli bir kişinin eski bir Roma askeri olması, Roma subayı olması. Ona göre bir hiyerarşik sistemle manastır hayatını kuruyor. Bu manastırlar nerelerde? Toplum içerisinde değil. Vadi içlerinde, ırmak kenarlarında, sulak olan yerlerde, yani verimli topraklarda. Bunlar üreten yerler. Yani tarım yapıyorlar, işte ikona yapıyorlar, sepet örüyorlar, kumaş dokuyorlar, tallalarda çalışıyorlar ve ürettikleri ürünleri kendileri tüketiyorlar. İhtiyaç olduğunda başkalarına veriyorlar. İhtiyaçları olduğunda o ürünlerle başka ürünleri Trump'a takas yaparaktan geliyorlar. Şimdi Aziz Basileios zengin bir ailenin çocuğu. Aziz Basileios'un ailesine baktığınız vakit herkes Aziz olmuş yani. Bunun kardeşi var, Nisalı Gregorio. Kardeşi var, Sebastiano Peter. Ondan sonra kız kardeşi var, Macrina. Babası var, Basileios. Nenesi var, gene Macrina. Bunların hepsi dindar olan kişiler. Aziz Basileios'un eğitimi, dini bir eğitim almıyor bu adam. Babası avukat olması dolayısıyla retorik dediğimiz hitabet eğitimi alan bir kişi. Eğitimlerini Konstantinopolis'te, yani İstanbul'da yapıyor. Ondan sonra Atina'ya gidiyor. Atina'da Nisalı Gregor, Mazyansoslu Gregory ve Prens Julian ile beraber eğitim görüyorlar. Prens Julian daha sonraki dönemlerde karşımıza dönük Julian olarak geçer. Julian da apostat etti, yani Hristiyanlığı elimine edip tekrardan paganizmi getirmek isteyen bir Roma imparatoru olarak karşımıza çıkıyor. Geldikten sonra Neo Caesarea dediğimiz, yani günümüzdeki Niksar, Tokat Niksar, orada bu ailenin mülkleri var. Orada Iris dediğimiz günümüzdeki Yeşil Irmağın kenarında bir inzivaya çekiliyor. Hatta bir dönemde öğretmenlik yapıyor böyle. Kız kardeşi Macrina'dan etkilenerek, kız kardeşi Macrina kadın manastırlarının kurucusu olarak da kabul ediliyor Doğu kiliselerinde. Etkilenerek vaftiz oluyor. Şimdi şu vaftiz olma olayı çok enteresan bu Hristiyanlıkta, özellikle erken Hristiyanlık döneminde. Bizim var ya, bizde ahalide adam her haltı karıştırır böyle, işte gider çapkınlık yapar, içkisini içer, ne yapar, umre yapar. Sonra namaza başlar, bir de haç yapar. Tamam, canavar gibi. O dönemde de vaftiz olma geciktirilen bir uygulama. Adam Hristiyan, sonuçta Hristiyanlığa inanıyor ama vaftiz olmuyor. Bu vaftiz olmayan kişiler erken Hristiyanlık döneminde kilise mimarisinde bir etkide bulunuyorlar. Çünkü yani vaftiz olanlarla olmayanlar bir mi? Değil. Onun için vaftiz olanlar kilisenin bu naos dediğimiz kısmına, kilisenin bölümlerini bu arada vereyim ben sizlere. Kilisenin bölümleri eski Yunan tapınaklarından gelir biliyorsunuz. Şeylere bakıldığı vakit kademe kademe bir giriş vardır. En dıştaki kısım narteks'tir. Orta kısım naostur. Bu din adamlarının, ayinleri yönettiği kısım ise bema'dır. Bu narteks kısmı erken Hristiyanlık döneminde bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Suriye'deki Duro Europos denilen bir yerde bulunan Domus Eglesia dediğimiz ev kiliselerinde karşımıza çıkar. Bu katakümen denilen bu vaftiz olmayan kişiler dini törenlere katılımları dış kısımda, daha geriden seyrederler. Bundan dolayı Kapadokya kiliselerinin birçoğunda bu narteksler var ama narteksler daha sonra fonksiyon değiştirerek Kapadokya kiliselerinde özellikle gömü, yani mezarlık olarak, gömü yerleri olarak kullanılan kısımlar. Şimdi Aziz Basileios vaftiz olduktan sonra tabii ki dinin vermiş olduğu büyük bir şevkle Mısır ve Suriye'deki manastırlar incelemeye gidiyor ve geliyor. Ve burada bir manastır sistemi kuruyor ama bu tabii ki hikayesi bayağı uzun. Koskoca tez yazmışlar hatta arama kalıyor. 100 küsur sayfalık konuda, hepsine de girmeyelim orada. Bir müddet sonra tabii ki Kayseri'de psikopos seçiliyor belli bir süre sonra. Ve bir manastır hayatı kuruyor. Şimdi yani rehberlik hayatım boyunca tabii ki bilmediğimiz bir şey olduğu vakit bilmiyoruz dedik. Hala da diyoruz bilmiyoruz diye. Ama geçenlerde şahit olduğum bir şey, şuradaki Aziz Basileios Kilisesi'nin orada duruyor böyle.
bir meslektaşımız geldi. Dedi Aziz Basileios dedi burada dua ettiği için dedi bu kilisenin ismi Aziz Basileios Kilisesi dedi. Ben şöyle durdum başladım dedim Aziz Basileios herhalde 650 yaşında falan öldü dedim yani böyle. Çünkü 10. yüzyıl kilisesi adam 4. yüzyılda ölüyor orada. Bundan dolayı kiliselerde özellikle isimlere fazla takılmayın. Yani Aziz Basileios Kilisesi'nin ismi son 15 yıldan beri Aziz Basileios Kilisesi. Biz önceden anlatımlarımızda no name'de olarak isimsiz kilise olarak anlatıldık. Ama Giuliano de Gerfagnon buradaki şeyi yaparken, kiliselerin indeksini yaparken numara veriyor. Numara veriyor. Mesela şuradaki dış kısımda şu merdivenin üstündeki kilise 16 numaralı şapel. İşte 17 var, burası 18 numaralı şapel diye geçecek. Diğer bir olay, çok özür dilerim. Abilerden diyorum. Şu karşıdaki binayı kesinlikle arkadaşlar Kızlar Manastırı diye anlatıyorum. Evet. Öyle anlatıyor. Çünkü o şekilde girmiş. Nasıl girmiş onu da bilmiyorum aslında. Buraya da Erkekler Manastırı diyorlar. Peki nasıl oluyor? Altta bir tünel var. Erkeklerle kadınlar bulaşıyormuş. Yani burada o var yani. Onu da anlatanlar da var. 6-7 katlı bir yapı. Dini yapı olarak anlatın. Çünkü manastır değil. Yani manastır değil. Çünkü manastır kavramında da bir kargaşa var. Yani o konuda bir bu Covid döneminde bizim Türkiye Rehberler Vakfı'nda sunumlar yaparken Kapadokya'daki sivil yerleşimler diye bir sunum hazırladım. Gayet de sağlam bir sunumdu. Ama o ara bizim Kapadokya'lı arkadaşlardan bir tanesi yeraltı şehirleri sunumu hazırlamış. Sunumu seyrettikten sonra canım sıkıldı. Bir yeraltı şehirleri sunumu hazırladım. Onu anlattım orada. Çünkü adam yarın gideceğiz Mustafa Paşa'da Hacı Bektaşi Veli'nin Rum kızına aşık etmiş orada. Ondan sonra orada bir şeyler olmuş falan böyle bir anlattı falan yeraltı şehirler içerisinde. Karma karışık bir şey. Ondan dolayı onu yaptık. İnşallah onu ileride biz Kapadokya'daki sivil yerleşimler diye. Çünkü birçok manastır olarak adlandırılan, biliyorsunuzdur Aynalı Manastır, Hallaç Manastır falan birçok manastırlar var. Bunların birçoğu, yarın da bunun örneğini şeyde göreceğiz, Açık Saray'da göreceğiz. Sivil yerleşim yerleri. Yani adam kagir, taştan bir konak, ev, saray yaptırmıyor. Kaya içerisinden yaptırmıyor. Düşünün tabun salonu dahi kaya içerisinden. O tür yerlere ne yazık ki dini bir işlevlik kazandırılıp manastır ismi verilmiş. Bunların çoğu manastır değil. Şimdi buradaki bu olayı anlatırken 4. yüzyıldaki Aziz Basileios'un Kapadokya'daki kurmuş olduğu manastır sistemine bakıldığında tabii ki Kayseri merkezli. Çünkü Kayseri büyük bir şehir. Eski ismiyle Mazaka. Daha sonra bu Kapadokya Krallığı döneminde Kral Arietes tarafından işte Roma İmparatoru o dönem Sezar, Augustus Sezar. Onun ismine ithafen Roma gelmeden önce buradaki Kayseri'deki Mazaka'nın ismi Sezeriya olarak değiştiriliyor. Sezeriyalı yani Basileios çünkü zengin avukat, babası avukat, zengin bir aile. Ve tabii ki bu din içerisine dahil olduktan sonra Basileiat denilen o kilisenin extent dediğimiz yani uzatmalı ilave olan kısımlarını yapıyor. Bizim şeyler gibi imaretler gibi aynı şeylerdeki gibi fakirlere yemek yardımında işte bir yardım falan yapıyor. Çok özür diliyorum bazı meslektaşlarımız Aziz Basileios'un isminden dolayı Bazilika diye bir terim kullanıyorlar. Bazilikalar eski Roma'daki kamu binalarıdır. Özellikle erken Hristiyanlık döneminde çok pagan tapınakları ve kamu binaları kiliseye çevriliyor. Bazilikalar ortada geniş büyük bir boşluk, yanlarda iki tane boşlukla yapılan mimari tarzlardır. Daha sonra kilise mimarisinde de tabii ki bir etkide bulunuyor. Özellikle bu Tokalı Kiliseye baktığımız vakit kaya içerisinde olmuş bir bazilikal planda bir kilise olarak da onu anlatabiliriz. Aziz Basileios'un manastır sistemi, kinobitik dediğimiz herkesin çalıştığı, görev bölümü yaptığı ve paylaşım esasına dayanan. Yani adamın çok güzel bir sözü var aslında buna, çok güzel bir makale hatta kompozisyon bile yazılır. Adam şey diyor, senin olan senin değildir diyor. Eğer diyor bir ekmeğin varsa kır ekmeği, kır diyor çünkü böyle ekmeği, ver yarısını başka birine. İki elbisen varsa elini ver. Yani insan yani ihtiyacı olana yardım etmeli şeklinde diyor.
Aziz Basileios'un altında 56 tane bishop var. O manastik hiyerarşide. Yani ben adım gibi de eminim Aziz Basileios buraya falan gelmemiştir yani. Bir şekilde bunu idare etmiş. Ama Zell Vatikan Müzesi konusunda da şey deniyor. Diyor ki orada Zell Vatikan Müzesi'nde ilk defa 6. 7. yüzyılda büyük bir dini tören düzenlenmiş olabilir diyor. Ama kilise kayıtlarında öyle bir şey yok. Olabilir mi? Olabilir. O şekilde anlatılabilir. Şimdi burayı müzeyi anlatırken bu 4. yüzyıldaki bu profili çizdik. O dönemde tabii ki insanlar daha toprak sahiplerini, imparatorun toprak verdiği insanların altında çalışan köylüler. Yani toprağı kiralayan köylüler. Bu 10. yüzyılda da değişmiyor. Çünkü bizim günümüzdeki toprak ağaları falan var ya, filmlerde gördüğümüz mahu ağalar falan var ya böyle. Onlar reayalar orada çalışırken bu toprak ağaları bunlara tabii ki hasat karşılığında toprak veriyorlar. Diyor ki sen diyor toprağı işle. Bunun 1/3'ü benim, 1/3 senin ya da 1/2 benim, 1/3 senin falan gibisinden neyse. Ama zaman içerisinde tabii ki garantisi yok bu işin, tarımın. Kuraklığı oluyor, bilmem neyi oluyor. Ve bu kuraklık sonucunda bu moneylenderlar, tefeciler çıkıyor karşımıza. Bu 10. yüzyılda da aynı şekilde. Ben çünkü nereye getireceğim bunu, çok enteresan bir şey var. Bugün de tefeci bir adam toplum içerisinde durumu nedir? Sevilmez değil mi? Aynı olay bizim Nevşehir'de de var böyle tefecilerde. Adam cami yaptırıyor. Gidiyorlar bir ruhuna fatih okuyorlar ama adam kaç tane cana şey yapmış, dokunmuş, o bilen yok böyle. Bizim bu Murat Yankı'yla bir ortaklaşa bir teorimizdi bizim bu. Kiliselerin birçok çoğunluğunun bu tefeciler tarafından isimlerini aklamak için yapıldığı şeklinde. İnşallah bir şeyler buluruz. Kitabe mitabe bir şey bulurlarca düzeltir. Şimdi 10. yüzyılda bu kilise baniliği imparator ailesinden aristokrasiye geçtiği vakit, orada yüksek idareli kişilere geçtiği vakit, büyük şehirlerde, İstanbul'da, İznik'te, işte Efes'te, Aleksandriya'da falan şeyler yapılıyor, binalar yapılmaya başlanıyor. Ama 10. yüzyılda özellikle Kapadokyalı elitler, yani buradaki aristokrat kesim, Kapadokya'nın da Doğu Roma'nın bir sınırı olması dolayısıyla bunların çoğunluğu asker kökenli olan elitler. İmparator tarafından bunlara büyük topraklar verilmiş. O topraklar işleniyor. Bizim aynı Selçuklu ve Osmanlı'daki tımar sistemi, sipahi sistemi gibi, tımarlı sipahi sistemi gibi. Bu elitler herhangi bir savaş durumunda asker bulundurmak, asker hazırlamakla mükellefler. Bunlara genel anlamda agritaslar deniyorlar. O Kapadokya'daki bu agritaslar, imparatorun right hand, yani sağ eli, imparatorun en yakınındaki yerler, işte Doğu ordularının komutanı, işte oradaki temalardaki yetkili kişiler olması dolayısıyla sürekli olarak taşra olan Kapadokya, İmparator başkenti olan Konstantinopolis'te bir iletişim halinde. Yani orada olan bir yenilik Kapadokya'da görülebiliyor. Ama nasıl görülebiliyor? İstanbul'da yapılan kâgir bir kilise ya da bir manastır, Kapadokya'da onu yapma imkanınız yok. Çünkü taş yok burada. Kaya çok da taş yok. Bundan dolayı kilise içerisinde göreceğiz. İşte Elmalı Kilise'ye gideceğiz, Karanlık Kilise'ye gideceğiz. Kilisenin iç planları, bakın bu sütunlu kubbeli kilisesine baktığınız vakit kilisenin iç kısmındaki kubbe, pandantif, ondan sonra sütunlar falan, bunların hiçbir taşıyıcı etkisi yoktur orada. Yani o kiliseyi taşımıyor oradaki sütunlar. Bunlar tamamıyla İstanbul'daki, yani o dönemin başkenti Konstantinopolis'teki büyük olan anıtsal yapılara bir öykünme. Yani oradaki kilisenin dışını yapamıyor ama içini burada benzetiyor ona. O şekilde yapılan kiliseleri burada göreceğiz. Şimdi kilise mimarisi konusunda tabii ki 5 farklı plan tipi göreceğiz biz burada. Yani bunlar bizim zaten bu anlatımı yaparken, bu Basileios'u geçerken falan bu
sunumun en büyük özelliklerinden bir tanesi her bir kilisenin planının olması içerisinde. Planlara bakıldığı vakit bunlar mesela bak bu normalde dikey olan kiliseler var, yatay olan giren kısımlar var. Bu da bu Gerfanyon tarafından kilise tiplerine bakılırken iki bölümde incelenmiş. Bunlardan bir tanesi sütunlu yani kolonlu kiliseler, diğeri ise yılanlı kiliseler diye. Yılanlı kiliseler genel olarak tek nefli yani silindir şeklinde bir tavanla yapılan kiliseler. Kolonlu kiliseler de bizim işte nedir buradaki örnekler elmalı, çarıklı, karanlık kilise gibi olan kiliseler. Bu şekilde bir kategori yapılmış ama 5 plan film şeysine baktığımız vakit ilk 3'teki kilise tipleri nefli kiliseler. Tek nefli, 2 nefli, 3 nefli kiliseler. 4. kilise tipi haç planlı kiliseler. 5. kilise tipi ise kapalı Yunan haçı dediğimiz sütunlu kubbeli olan kiliseler. Bu 5. tipi de 2 bölümde incelersiniz. Çarıklı ve Barbara Kilise örneğinde olduğu gibi yarım haç şeklindeki kiliseler ve tam haç şeklindeki kiliseler şeklinde. Diğer bir husus bu Gerfanyon'un kitabını çevirirken Fransızca'dan bazı çevirmenler oradaki mural painting yani kısmını fresco yani duvar resmi yerine fresco ya da secco olarak çevirmişler bazı kısımları. Şimdi duvar boyama tekniklerine baktığınız vakit farklı teknikler var. Bunun en yaygını tabii ki yaş sıva üzerine yapılan resim anlamına gelen fresco'dur. Yani İtalyanca bir kelimedir. Şimdi bu karanlık kilise, elmalı kilise, işte tokalı kilise vesaire baktığınız vakit bunlar sıva üzerine yapılan boyamalar var. Fresko tekniğine baktığınız vakit duvara bir tesviye sıvası atarsınız, duvara düzlersiniz. Çünkü buradaki kaya yapısına baktığınız vakit bazı kayalar neredeyse kağıt gibi dümdüz tıraşlayabilirsiniz. Ama bazılarını da yapamazsınız. Çünkü küçük içerisinde pomza taşları falan vardır. Onu yapamazsınız, onu tesviye etmeniz gerekir. Bir kireç sıva kullanmanız gerekiyor. Sıvayı yaptıktan sonra boyama yapabilirsiniz. Boyama iki türlü yapabilirsiniz. İnce bir daha sıva atıp sıva yaşken yaparsanız bu size olur fresco tekniği ama buradaki kilise içerisindeki boyamayla ilgili kısma bakıldığı vakit büyük bir ihtimalle kilisenin ressamıyla kilisenin mimarı aynı kişiler. Çünkü zengin aristokrat olan bir kişi kendisine bir mezar şapeli ya da bir kilise yaptırdığı vakit orada aile kilisesi de olabiliyor bu. Çağırıyor bir tane ressamı. Diyor ki arkadaş ben askerim. Sıkılmadınız değil mi bu arada? Yok. Hayır hayır. Ben askerim. Ya da ben doktorum. Ben hastayım. Buna uygun bana bir kilise süslemesi yapacaksın. Çünkü süsleme içerisinde katı kurallar var. İlla ki şu resimler şurada olacak ama bazı resimler esneyebilir. Bunun örneğini zaten yarın da görürüz. Yarın bugün de görürüz sizlerle. Ben diyor askerim. Bugün askerlerin en büyük favorisi olan kişi kimdir? Kim olabilir? Başmelek Mikail'dir. Başmelek Mikail, Hristiyanlık ikonografisinde Taxiarkes olarak geçer. Melek ordularının komutanıdır. Aynı zamanda eski ayetinde böyle çok ilintili hikayesi var. Bu arada reklam, kırmızı kitapta yazdım ben bunların hepsini. Ve diyor ki ben diyor askerim. Mikail'le beraber olmam gerekiyor. Beraber çizilmem gerekiyor. Bir de diyor ki arkadaş diyor benim bir ailemde diyor ben de diyor ya da eşimde çocuğumda amansız bir hastalık var. Ben diyor bu doktorlar var. Anargiller diye bu healer dediğimiz bizim mesela silverless anlamına gelen gümüşsüz anlamına gelen bir kelimedir anargiller. Beni onlarla çizin diyor. Şimdi bakın bugün belki göreceğiz de yarın daha çok göreceğiz. Özellikle Cemil Keşlik Manastırı'nda ve Soğanlı Vadisi'ndeki kiliselerde göreceğiz. Duvarda onlarca grafiti var. Şimdi onlar yani bizim bir tane arkadaşımız var. Atina Üniversitesi'nde sanat tarihçi Marika Zenaki diye. O konularda çalışıyor. Sağ olsun ben birkaç tane de gönderdim ona. Artık ileriki çalışmalarda herhalde yayınlanır onlar. Bu yazıtlardan gönderdik. Grafitilerden gönderdik. Ve tercümesi çok enteresan, şifa yazıları.
İşte bir doktor üstü yazdı, anarkilerden bir tanesi diyor ki işte ben de hastayım, Tanrı bana şifa versin senin adına. Bizim buradaki işte kandillerde, kandil hürmetine işte millet ekstradan bir iki rekat namaz kılar, türbelerden geçerken bir de okurlar ya falan böyle. Onun gibi yazılar ve hacı yazıtları var. Yani yazıyor ya, Ahmet buradaydı. Var ya bizim askerde falan gördülerdi. 68'e giderdi, Ahmetler burada. Orada hacı yazıtları var orada. Oradaki banilerin duvar yazıtları var. Bunun örneklerini göreceksiniz biraz sonra. Karanlık kilisede, çarıklık kilisede. Tanrı'nın sevgili kulu, Tanrı'nın hizmetkarı, boşluk, Bilal, ona dua edin, Tanrı onu korusun şeklinde dua yazıları var. Ben de geliyorum, okudum orada, Bilal yazmış. Bana da diyorum. Yani ismini yazıyorum orada, onun gibi bir dua yazıtları var. Şimdi o dönemdeki Agritaslara bakıldığı vakit, Kapadokya'da sayılı olan Agritas aileleri var. Bunlar Fokaslar, Lukaslar, Bardaslar, Skeptioslar gibi aileler var. Bu ailelerden Fokas ailesi 10. yüzyılda bayağı burada dominant, yani baskın. Çünkü Nisoforas Fokas 1 var, Doğu ordularının komutanı. Ondan sonra arkasından gelen oğulları var. Nisoforas Fokas 2, Leo Fokas, Konstantin Fokaslar var orada. Onlar da orduda bayağı başarılı olmaları dolayısıyla halk tarafından sevilen insanlar ve imparator tarafından da takdir gören insanlar. Özellikle 962 yılında Nisiforas Fokas komutası altındaki Doğu orduları komutanlığında işte gidip Girit Adası'nı fethediyorlar. Girit Adası'nı fethediyorlar ve o fetih sonrasında İmparatoriçanın kocası ölmüş. İşte şey çağırıyorlar, o idareyi elinde tutmak için Bizans oyunları oynuyorlar tabii o dönemlerde. Nisiforas Fokas'ı çağırıyorlar, ikinci Fokas'ı çağırıyorlar. Geliyor böyle, oradaki duruma bakıyor. Bizim Nisiforas Fokas şöyle şu boyda bir adam. Aşırı dinler ve çirkin. Yakışıklı falan diye adamın hiç tip falan yok böyle diyor. Gidiyor bir bakıyor, oradaki ortamı sevmiyor. Geliyor tekrardan ama Kayseri'ye garnizonla geldiği vakit ordusu tarafından imparator ilan ediliyor. Yani bizim birinci ordudaki generalin işte darbe yapması gibi neyse bu. Ve ordusuyla beraber geliyor. Dul imparatoriçeyle evleniyor ve evliliği legalize ediyor. Ama kendi karısını da boşuyor bu arada. Ve bu Nisiforas Fokas döneminde gerçekten yani Roma İmparatorluğu, yani Doğu Roma biraz kendine geliyor. Çok fetihlerde falan bulunuyorlar, bilmem bir şeyler falan yapıyorlar. Bu adam tabii ki dindar, çirkin bir tip olunca imparatoriçeyle pek ilgilenmiyor yani. Bunu bir Yunanistan'da şimdi bizim bir tane şeyler var, iki tane genç bir şey var. Bu çizgi romanını yapıyorlar, geçenlerde beraber çalıştık burada. Ve Nisiforas Fokas'ın da bir yeğeni var, Yohannes Timişkeş. Çemişkesek diye bir yer duydunuz mu? Çemişkesek'in anlamını biliyor musunuz? Anlamını biliyor musunuz? Kırmızı çizme de var. Yohannes Timişkeş sizin oralı, hemşerilik. Yohannes Timişkeş, Nisiforas Fokas'ın kız kardeşinin oğlu, yani yeğeni. Tabii ki o imparator olduktan sonra Doğu orduları komutanlığını falan verir ama bu Nisiforas Fokas'ın bir kardeşi var, Leo Fokas diye. Bu, o biraz fitne, fesat çıkartıyor böyle. Bu başarı olan tipleri ileride başıma bela olur korkusuyla Fokas tarafından elimine ediliyor. Yani görevden alınıyor. Bu arada da tabii ki bizim yakışıklı olan, aynı dayısıyla aynı boyda olan ama çok yakışıklı olan yengesiyle ilgileniyor tabii ki, sağ olsun orada. Ve 969 yılında Nisiforas Fokas'ın doğum gününde ona bir suikast yapıyorlar, öldürmeye gidiyorlar. Ama Nisiforas Fokas tabii ki saraydaki odasında yatağında yatmadığı için, çünkü adam asker, yani yumuşak yatak adamı rahatsızlık veriyor, yerde yatıyor. Adamı başta bulamıyorlar, sonra buluyorlar ve gerçekten çok, yani vahşi bir şekilde adamı parçalıyorlar böyle. Ve Yohannes Timişkes imparator oluyor, imparatorça evleniyor. Ama Nisiforas Fokas o dönem, yani imparatorluğu döneminde manastırlarla ilgili bazı kanunlar getiriyor. Çünkü manastırlar çok zengin.
çok zengin. Biraz sonra ikonoklazm döneminde tekrar döneceğim buna. Ve imparatoru öldürdüğünden dolayı Patrikhane Yohannes Timişkes'i aforoz ediyor. Daha sonra bu aforoz bazı rüşvet yan cebime koyup istemem o hakların geri verilmesiyle manastıra tekrardan o aforoz kaldırıldı ama hayatı boyunca kiliseye kabul edilmiyor. Yaklaşık 10 yıl bir imparatorluk yapıyor. Aynısı dayısı gibi böyle imparatorluğu bir şekle şemale sokuyor. Hadi ilk kiliseye. Ondan sonra bu kaydı yapacaklar. Bundan sonra diyecekler ki işte ajantalara Mustafa Üçlü stili tur yapılır falan. Şimdi ikonoklazizm, ikonoklazıcılık. Şimdi bu ikona bildiğimiz bizim dini resimler yani. Bir de günümüzde tabii ki son dönemde bu ikona okumak da bir bilim olduğu için ikonoloji şeklinde bir karşımıza çıkıyor. Ve ikonografi dendiği vakit aklınıza hiç zaman için böyle dini hikayeler falan da gelmesin. Bugün Rubens'in yaptığı bir resmin bile bir ikonografisi vardır. Bir film seyredersiniz, o filmin bile bir ikonografisi vardır. Şimdi erken dönemlerde tabii ki Hristiyanlar dini resim yapma konusunda biraz muallakta kalıyorlar. Çünkü İncil'ler yazılıncaya kadar bütün dini törenler, eski ahit yani Tevrat, Zebur'daki makaleler, paragraflar okunarak yapılıyor. İşte mezmurlar okunuyor, işte Süleyman Peygamber'in meseleleri okunuyor falan şeklinde dini törenler yapılıyor. Özellikle bu 10 emire bakıldığı vakit, 10 emirin ikincisinde yeryüzünde, yer altında, suyun altında olan hiçbir şeyin imajını yapmayacaksın, suretini çıkartmayacaksın ve ona tapmayacaksın şeklinde bir şey var, kural var. Yani ikinci kural, 10 emirdeki. Bundan dolayı insanlar başlangıçta bu acaba bu insanların şeysini yapalım mı, yapmayalım mı? Azizlerin İsa'nın resmini yapalım yapmak konusunda bayağı bir kararsız kalıyorlar. Ama o dönemde tabii ki efsaneye göre bu İncil yazarı Lukas, o mesleği aslında doktordu bu adamın. Meryem'in bir resmini yapması, Meryem'in de o resmi beğenmesi bu yolu açıyor tabii ki. Erken dönemlerde tabii ki İsa'nın tasviri biraz farklı. Özellikle Roma katakomplarına falan baktığınız vakit İsa parlak bir oğlan şeklinde böyle. Sakal, bıyık yok böyle. Hatta başında aurora bile yok. Ağırlıklı olarak Roma katakomplarında erken dönem bu 4. 5. yüzyıl bazı kilise mozaiklerinde de Good Shepherd yani iyi çoban olarak görülüyor. Havarileri etrafında koyun olarak tasvir ediliyor. İşte ölümle ilgili, kurtuluşla ilgili eski ahit sahneleri, işte Yunus peygamberin Levitiyanlar tarafından yudulması, kusulması, işte İbrahim peygamberin misafirperverliği, Danyat peygamberin aslan ininden çıkartılması gibi sahneler var. 4. yüzyılda Basileus, Gregorius, Nazian asıllı Gregorius, daha sonra altına altılı Yohannes, Şamlı Yohannes gibi birçok dini büyükler resim yapılmasında bir sakınca görmüyorlar bunlar. Çünkü resme diyor direkt olarak ibadet edip tapmak yerine diyor ona gösterilen saygının orijinaline gösterilen saygı olduğu inancıyla bu yolu açıyorlar. En çok manastırlar, işte kiliseler, bu büyük şehirlerdeki olan kiliseler, manastırlar, taşradaki manastırlar, bunun hala en güzel şu anda ikona örnekleri Mısır Sina'daki Azize Katerina Manastırı'nda görülür. Çünkü o ikonoklazm döneminden etkilenmediği için birçok yapılmış olan o dönem ikonaları falan orada hala görülmekte. Yapılmaya başlıyor. Tabii şimdi şöyle bir olay var. Toplulukta bizim bu azizlik ya pişmaniye satar gibi abiler gene bir tane Yasin'den geliyor. Dilenci ama direkt para istemiyor. Yasin uzatıyor. Siz de mecburene kaç lira falan diyorsun, para atıyorsunuz değil mi orada? Başlangıçta ikonalarda öyle bir ticari bir meta olmaması dolayısıyla insanlar tabii ki bir Meryem ikonasını, bir İsa ikonasını ya da 12 bayramla ilgili bir ikonayı alıp evlerine asıyorlar. Ve bu zaman içerisinde tabii ki çoğaltmalar, bu manuskriptler, işte bu el yazması kitaplar, elinizde benim kitap var bir tane. Fotokopi yok. Ne yapacaksınız o kitabı? Daktilo da yok.
vereceğim bir tanesini. Arkadaş bu kitabın resmini de bana oradakini yap. İçindeki yazıyı da yaz. Onun gibi birçok eser çoğaltmaları, minyatür resim çoğaltmaları manastırlar tarafından yapılıyor. Artı dini bütün Hristiyan abilerden bir tanesi ölümünden önce tutuyor. Bütün malını mülkünü manastırlara veriyor. Manastırlar aynı zamanda vergilerden muaf. Adam suçlu, adam öldürmüş 5-6 tane. Tam yakalanacak manastırda sığınıyor. Rahip oluyor. Adamı cezalandıramıyor, alamıyorlar orada. Ve bu zaman süreç içerisinde manastırların o kadar mülkü artıyor ki devletin karşısında bir güç olarak çıkıyor karşısında. Bu da tabii ki İmparator 2. Leo döneminde bu artık şuraya kadar geliyor böyle. Ve adam bu olayı engellemek bağlı. Aslında ikonoklazizm dini bir hareket değil. Dini hareket görüntüsü verilmiş ekonomik bir hareket. Manastırların ekonomik gücünü kırmak için yapılmış olan bir hareket bu. İmparator tabii ki Kalke Kapısı'ndaki bir İsa portresini orada indirttiriyor ve o dönem başı ikonoklastik dönem. Ama o dönemde tabii ki o kadar şeyler var ki şey hatırlar mısınız? Lisede münazara yapılırdı. Duydunuz mu münazara? Evet duyduk. Duyduk. Münazara, biz bir lisede münazara yaptık. Bizim bölüm tuz siyahtır. Diğer kısımda tuz beyazdır. Biz kazandık tuz siyah olarak orada. O dönemde ikonoklastlar var. İkonoklastlar var. İkon lover'lar, yani ikon dürler var orada. Bunlar iki taraf öyle güzel şeyler, tezler geliştiriyorlar ki haklılıkları konusunda. Ve ikonoklazm dönemi 726 ile 843 yılları arasında olan bir dönem. Ama birkaç defa kesintiye uğruyor. En son tabii ki 743'te ikonoklazmlık bütün şeyler, kararlar kaldırılıyor. Ve o da Ortodoksluğun kurtuluşu bayramı olarak da Doğu kiliselerinde o dönem kullanılıyor. Şimdi Kapadokya kiliselerine baktığımız vakit ikonoklazm döneminde Kapadokya etkilenmiş mi? Evet. Ama Haçlı'da olması dolayısıyla ikonoklastik dönemde yapılan kiliselerde de resim görüyoruz. Bunun örneğini yarınki Keşlik Manastırı'ndaki Aziz Stefanus Kilisesi'nde göreceğiz orada. Şimdi ben burada bunu iki saat kelam ettik burada niye ikonoklazm falan diye. Şimdi gireceğiniz Azize Barbara Şapeli 11. yüzyıl kilisesi. İçerisindeki bazı desenler, yani ikonoklastik dönemde yapılmış olan bazı kiliselerin içerisindeki desenlere benzemesinden ötürü ne yazık ki birçok rehber arkadaşımız burada bu kilise ikonoklastik kilise diye anlatıyor. Değil. Yani şuradaki mesela şu benzemeler bakıldığı vakit şuradaki. Yani o geometrik süslemeler, haç şeklindeki süslemeler var. Hatta bizim bir arkadaşlardan bir tanesi bu şeylerin askeri semboller olduğu konusunda bir yüksek lisans tezi hazırladı. Militari sembol ya da askeri bu taburlarda falan olur diye flama, insin kalksın var ya flamalar konusunda. O şekilde yapılır. Ama şöyle bir naçizane bir tavsiyemiz olacak. Yani belki bu konularda bilgili olabilirsiniz ama içerideki şu sembollerin hiçbir tanesini lütfen yorumlamayın. Çünkü biliyoruz, İsa gökyüzüne yükseliyor. Şurada çarmıha geliyor. Nereden biliyor? Sen ne yaptın resmi? Orada sembol koymuş orada ama öyle bir şeylik yok. Ha şu şekilde saygı duyarım. Kiliselere bakıldığı vakit özellikle karanlık kiliseye girdiğimiz vakit İsa'nın işte çocukluk hayatı, daha doğrusu İsa'nın hayatındaki olumlu olaylar hepsi kuzey duvarda yer alır. Güney duvara baktığınız vakit ne kadar vahşet varsa, kanlı olay varsa hepsi oradadır yani. O şekilde olabilir ama o her yerde de geçerli değil. Bunu lütfen orada yorumlamayın. Ama genelde öyle bir beklenti var. Var ama bunu anlatmanız gerekiyor yani şeyden önce. Kuzey duvara baktığınız vakit şuradaki resim, evet burada daha güzel. İki tane Aziz var. Aziz George, Aziz Theodor. Aziz George ve Aziz Theodor hayatları boyunca hiçbir araya gelmeyen iki tiptir yani. Ama bunlar atropaik yani kötülüğe karşı savaşan kişiler. Şeytana karşı, dragona karşı, paganizme karşı. Çünkü paganlar şehit ediyor bunları. Olması dolayısıyla bu şekilde beraber resmedilebiliyor.
Burada da bakın şurada 15 numara var. Bu kitapta ben şey yazdım göreme kitabında. Bir de şuradaki kısımda bir tanesi pelerinin altında, diğerisi iki atın göğüslerinin arasında iki tane kitabe var. Bunlardan bir tanesi Tanrı'nın sevgili kulu Flavion'a dua edin ortadakinde. Diğer bu pelerinin altındaki kısım ise Tanrı'nın sevgili kulu Mauritius'a dua edin şeklinde. Kilise hemen karşıda, giriş solda bir Azize Barbara'nın resmi olmasından dolayı Azize Barbara'ya ithaf edilmiş vaziyette. Azize Barbara erken dönem kilise şehitlerinden bir tanesi. Hristiyan olması dolayısıyla babası tarafından kafası kesilerek öldürülüyor. Bunun hikayeleri zaten vitalarında birçok şekilde yazıyor orada. Diğer bir olay Azize Barbara aynı zamanda gemicilerin, madencilerin ve topçuların koruyucu Azizesi. Yani bu Amerika'da da ismine kurulmuş şehir bile var Santa Barbara diye. Şu üst kısımdaki şey çok önemli. Yani burada bir dolu anlatımlar var ama 1922 yılında bir Fransız araştırmacı, Fransızca olan var mı dedi içinizde? Yok. Fransızcılar artık şey gibi endemik oldular iyicene. Şurada bir kitabeyi okuyor. Burada kitabede iki bakın bu iki haçın arasında bir böcek, Satan, şeytan, demon işte ne isterseniz. Burada bir şey var, meydan okuma var. Yani bu meydan okuma padre diye başlıyor buradaki ilk söz. Peder ya da baba anlamına gelir. Aşağıya in ki ruhunu yakalayayım şeklinde bir kitabe var. Ya bu artık bu hörmütlere midir? Bu kilisedeki papaza mıdır? Tanrı babaya mıdır? Onu bilemiyoruz orada. Öyle bir kitabe var. Buyurun. Ha girişte solda iki tane oyuk var. Vaftiz çukuru değil. Onlar üzüm işlikleri. Şimdi mevzu burası o kadar enteresan bir bölge ki. Şimdi hadi hep siz mi soracaksınız ben sorayım. Niye elmalı kilise denmiş? Oradaki bir şey elmaya benziyor. Cevabını verdi tam onu diyecek. Orada bir küre şey var yuvarlak yani. Ha meleğin elini tuttu. Ona elmaya benzetmiş yerli halk oradan elmalı kilise elma demiş. Mı depolamış? Aslında öyle değil tabii ki. Gayet iyi abi elma da depolamış olabilirler. Tabii her şey olalım. Şimdi şu kısma baktığınız vakit. Elma tarlası. Şöyle aşağıya doğru bak. Oradaki ev. Yani normalde burada hayat bu vadi içerisinde devam ediyor. Elma mı yetiştiriyorlar? Bir saniye. Bu kilisenin asıl girişine baktığınız vakit narteks kısmı yıkılmış vaziyette bu kilisenin. Yani kilise şuraya doğru gidiyor. Büyük ihtimal aşağıda belki bunun yemekhanesi de vardı, başka birimleri de vardı. Şimdi elmalı kilise denmesinin sebebi bir arkadaşım dediği gibi melek yani elinde neyi tutuyor? Eskiden Roma imparatorları tutar elinde, kozmosu, dünyayı. Ya da ayağının altında. Tabii. Girişinde bir elma ağacı olduğundan bahsediyorlar. Elmalı kilise ama ben şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kilisenin orijinal ismi sıkı durun geliyor. Baş Melekler Kilisesi. Baş Melekler Kilisesi. Baş meleklerin sayısı kaç tanedir? 4 ya da 8. 8 tane değil mi? 11 diyebiliyorum ben. 11 tane. Çünkü bu İç kısımdaki kubbelere baktığınız vakit her bir kubbede farklı bir baş melek vardır. Onlar Cebrail, Gabriel, Mikail, Uriel, Rafael, ondan sonra Misrail, bilmem ne bir dünya kadar isimli. Flogetia şeklinde birçok isimleri falan var. Şimdi bu üç tane kilise bizim şeydeki Görem Açık Hava Müzesi'ndeki. Karanlık kilise 1, elmalı kilise 2, çarıklı kilise 3. Aynı okul tarafından yapılan kiliseler. Yani aynı ekol var orada. Karanlık kiliseyi baş ustalar boyamış. Ustalar boyamış. Elmalı kilise kalfaların. Çarıklı kilise ise işte kıdemli öğrencilerin boyaması. Zaten gezi esnasında hepsini göreceğiz orada. Farkı orada göreceğiz. Şimdi elmalı kilisedeki olaya baktığımız vakit fotoğrafla ilgilenenler kim vardı? Efendim şu fotoğraf kaç kareden oluşmuştur?
360 derece çekilmiş. Yok sanki. Değil. O dönemde yoktu o 360 derece çeken kameralar. Ha o dönemde yapıldı dönemde. 11-12 o civar. Bunu çektikten sonra evde hanımdan bir dolu fırça yedim ben. Çünkü yere atıp çektim fotoğrafı. Arka sırt tarafı falan toz moz içerisindeydi. Photoshop'ta birleştirdik. Hiçbir şekilde kesme yok. Photoshop'un kendi orijinal birleştirmesi. Şekli görebiliyor musunuz? Ne şeklinde? Haç. Haç şeklinde. Tamamıyla her tarafı çektik. Şimdi gezdirdiğim misafirlerde ben sorarım. İşte Hristiyan gezdiriyorsa siz Hristiyan mısınız? He diyorlar. Yani he demiyorlar da yes diyorlar yani. Peki diyorum, kilise sizin için ne anlama geliyor? Bugün bize de soruyorlar, cami sizin için ne anlama geliyor diye. Soruyorum ben böyle. Cevap geliyor mu? Çoğunlukla gelmiyor tabii, bilmiyorlar çünkü. Şimdi 10. yüzyıldan sonra Konstantinopolis'te değişen liturji, liturji yani Hristiyanlıktaki dini törenlerin tamamıdır bunun. Çünkü 5 tane, 6 tane özellikle 4. yüzyıldan başlayan liturji yazarları vardır. Bunların 3 tanesi zaten Kapadokyalıdır. Bazil, Gregory ve Nazianzos Ligredi, Johannes Christotomos, Şamlı Johannes şeklinde devam ederler. Litürjinin değişmesiyle başkent olmak üzere kilise mimarisi değişmeye başlıyor. Yani kilisedeki idealize edilen o dönemdeki konu mikrokozmos. Ve kilise bir kozmos olarak görülüyor ve bölümlere ayrılıyor. Özellikle kubbe ya da apex dediğimiz en yukarı kısımlar cennet, kingdom of the heaven yani cennet krallığı. Duvarlardaki bu İsa'nın resimlerinin paylaşıldığı kısım, bu İsa'nın passion dediğimiz hayatının geçtiği kısımlar dünya orada. Ve alt kısımlarda da, daha alt kısımlarda melekler ve azizler orada resmedilmiş vaziyette. Yani bir kilise içerisindeki boyamada bir hiyerarşi oluşmaya başlıyor. Burada bakıldığı vakit gökyüzü krallığıyla bağlantıda olan kim var? Melek, peygamberler var bakın burada. Eski ahit peygamberleri var. İncil yazarları var. Ve buradaki çok enteresan bir şey. Bu Catherine Jolivet Levy'nin Sacred Heart of Cappadocia diye çok güzel bir kitabı var. Kitabın fiyatı 16 bin lira. Bulursanız alın. Bu kitabın içerisinde çok enteresandır. Bu peygamberleri göreceksiniz. Bu peygamberler ellerinde scroll'lar var yani şeyler var. Papyruslar var. O papyrusla atıyorum şuradan bakıyorsunuz şu peygambere. Diyor ki mesela bu şuradaki peygambere baktığımızda işte nedir? Daniel var, bilmem ne var. Şu arkadaki sahneyle ilgili kehanette bulunuyorlar. Yani ellerindeki kitabelerde siz bakış açınıza göre bir geri plandaki İsa'nın hayatıyla ilgili şeyler var. Mesela orada Süleyman peygamber, Davut peygamberin elindeki kitabede diyor ki işte İsa'nın doğumunun olduğu kısmı gösteriyor. İyi evlat diyor, babaya gurur verir. Kötü evlat anneye üzüntü verir yazısıdır. Birçok yazıtlar var. Bu arada tırnak içerisinde kırmızı ve mor kitapta İngilizcesi ve Türkçesinin hepsini çevirdik onları. Şeye bakıldığı vakit artık iki kiliseyi gezdik. İki kilisede sadece belirli sahneler, aziz resimlerini gördük ama burada litürjik bir çevrim var. Çünkü 10. yüzyılda İstanbul'daki değişen o litürji boyamayı da değiştiriyor. Ve özür dilerim 11-12. yüzyıl bu kilise. 10. yüzyılı zaten döneceğiz tekrardan Tokalı Kilise ile beraber. Tokalı'daki tamamıyla farklı bir uygulama. Dini bayramların kutlaması var duvarda. Yani nedir? 25 Mart'ta başlayan bir resim döngüsü var. 26 Aralık'a kadar gider. İsa'nın işte doğumu, ondan sonra çarmıha gerilmesi gibi bir şey var. Özellikle 25 Mart Meryem'e müjdedir. Yani Cebrail tarafından İsa'nın doğumu müjdeleniyor. Sayarsanız 25 Aralık'ta İsa'nın doğumudur. Tam 9 ay oluyor çünkü. Kilisenin planına baktığımız vakit kapalı Yunan haçı şeklinde olan bir kilise. Dediğimiz gibi buradaki sütunların, pandantiflerin, kubbelerin taşıyıcı bir özelliği yok. Hepsi kagir binalardaki öykünme var burada. Burada zaten kitapta da bu şeyde de hepsini teker teker numara numara orada yazdı.
Ayrıca bu planda doğu, batı, güney, kuzey duvarlardaki resim programı hakkında da bu direkt üzerinden yazılarak. Yani siz kendiniz ya da gezdiğiniz vakit böyle şöyle bunu alıp şu şekilde baktığınızda hangi duvarda hangi resim var orada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Artı şöyle bakıldığı vakit kilisenin ana apsis programları, yani kilisenin ana apsis programları da gerçekten yüksek lisans ve doktora tezi olan konulardır. 10. yüzyıla kadar olan kiliselerin ana apsisinde İsa, baş melekler ve eski ahitteki özellikle Ezekiel peygamberin rüyetlerinde bahsedilen meleklerle, serafimler, kerubimler ve tronoilerle beraber resmedilir orada. 10. yüzyıla kadar. 10. yüzyıldan sonra değişiyor. Deizes dediğimiz Meryem, İsa ve vaftizi Yahya'nın olduğu sahneler karşımıza çıkıyor. Bir de kompozit deizes dediğimiz hepsinin bir arada oldukları var. Tam geçiş dönemi kiliseleri var onlarda. Çünkü artık dedik ya liturji değişiyor dedik orada. Kilise yapıldıktan sonra boyanmadan önce bezemeler yapılıyor. Alt kısımda bakın aşı boyasıyla yapılmış olan süslemeler var. Daha sonra sıva kapatılıp orada gerekli sahneler yapılıyor. İşte Beytüllahim'e yolculuk, doğum sahnesi gibi sahneler var. Burada bakın bu kahinlerin tapınması var. Şuradaki kısım karanlık kilisedeki sahne. Çünkü birebir neredeyse aynısı buradaki şeyler, konu, tema. Çünkü aynı okul tarafından yapılıyor. Buradaki vaftiz sahnesindeki en önemli husus, hiçbir kilisedeki vaftiz sahnesinde göremeyeceğiniz sütun vardır. 4. yüzyılda İmparator Konstantin'in bu emriyle İsa'nın vaftiz olduğu Cor ve Danus nehirlerinin birleştiği, daha doğrusu Jordan olduğu yerde vaftiz gerçekleşiyor. Üstünde de bir haç var. Şu alt kısımda bunu şeyde de göreceğiz. Tatların Kilisesi'nde de göreceğiz. Karşı Kilisede de göreceğiz. Irmağın, daha doğrusu Ürdün Irmağı'nın kişiselleştirmesi var. Yani ikonografide kişiselleştirme var. Mesela Mısır ülkesinde bir kadın olarak kişiselleştirme. Onu zaten görürsünüz daha sahnelerde. Mucize sahneleri var. Lazar'ın dirilişi. Yani bu turlarınızda birkaç kelime Yunanca falan bilirseniz acayip havası oluyor böyle. Şöyle okuyorsunuz, diyorsunuz ki İgertustu Lazaro diyorsunuz mesela. Diyorsunuz Lazar kalk dışarı. Bayağı bir hava yapıyor yani karşı tarafa. Yunanca falan biliyor falan diyorlar falan. Metamorphosis. Bakın yazar zaten Yunanca'da. Değişim. İsa'nın transfigürasyonu var. Onlar bu sahnede var. İsa'nın çilesinin başladığı dönem Kudüs'e giriş. Son akşam yemeği. Yahuda'nın ihaneti, İsa'nın çarmıha gerilmeye götürüldüğü Golgota yolu sahnesi var. Bu gene nadir sahnelerden biridir Kapadokya bölgesinde. Çarmıha gerilmesi var burada. İşte yukarı kısımda da şurada bir 10. yüzyıl şairlerinden bir tanesinin bir şiiri var. Epik bir şiir böyle. İşte gökler ağladı, melekler ağladı. Tanrı'nın anası ağladı şeklinde bir çevirisi de var orada. Mezara konuluşu var. Tokalı Kilise'deki örneği aldık burada. Kadınlar boş mezarda, karanlık kilisedeki örneği aldık. Nasıl bildik? Şuradaki asadan bildik. Şunun dizindeki asadan bildik. Çünkü oradaki elementler de var. Buyurun efendim. Evet, geldik neye? Yılanlı. Yılanlı Kilise. Peki. Niye yılanlı kilise? Yılan çizildi seninle. Burada da vardı yılan. Azize var, burada da vardı yılan. Ejderha da. Ejderha var burada. Orada vardı, orada da vardı yılan. Niye orada dememiştim? Yılanlı kilise tabii ki yılan öldürmeden dolayı bu iki Aziz'in. Aziz George ve Aziz Theodorus'un evet. Öldürmesi. Kilisenin orijinal ismi Aziz Honorius Kilisesi. Aziz Honorius. Duydunuz mu bunu hiç? Onoforio. Güneyi koruyacağız. Bir yani bazı rehber arkadaşlar bunu anlatıyor. Hermaphrodite diye. Biliyor musunuz Hermaphrodite hikayesini? Neden adam? Hermes ve Afrodit yani. Güzel bir Hermaphrodite. Yani yarı erkek, yarı herif. Şey, adam, pardon. Şimdi 10. yüzyıldaki nude body yani çıplak vücut resimlerine baktığınız vakit çıplaklık tabii ki ayıp olan bir şey Hristiyanlıkta da. Özellikle
İsa Peygamber'in vaftiz olması sahnesinde ya da işte çarmıha gelme sahnesine baktığınız vakit avret yerler, yani bu bel altı olan kısımlar belirgin değildir orada. Bir şekilde, estetik bir şekilde kapatılmıştır. İşte bu çarmıha gerilme resimlerine bakarak şimdi, yani biz sanat tarihçileri, daha doğrusu bu ikonografist sanat tarihçileri tarihlemeyi direkt yapabiliyoruz. Çünkü giyilen giysiler farklı. Klobyon vardır, linecloth'lar vardır, ince eteklikler vardır. Özellikle 11-12. yüzyıldaki süslemelerde transparan bir şekilde etek tarzı bir giysi giydirilmiştir orada. Şimdi bu nude body resimlerinde, yani çıplak vücut resimleri tabii ki şey olmadığı için, artı bir de Hristiyanlığın yani bir dini sanat olması dolayısıyla buradaki resimlerin hepsinin abstrakt, yani soyut olması dolayısıyla fazla bir şey yok. Perspektif göremezsiniz, vücut ölçülerini göremezsiniz. Yani Roma sanatında baktığınız vakit 9'a 1'dir ölçek, daha sonra 7'ye 1'e düşer, 5'e 1'e düşer sonra. Bunları, vücut ölçülerini göremezsiniz. Bundan dolayı şuradaki bir Mısırlı bir aziz olan erkek, er kişi yani, bu Honorius, tabii ki çizildiğinde omuzları göğüs gibi çizilmiş. Bizim tabii şöyle aklı evvel abiler demiş, bu güzel bir hatunmuş, işte günah işliyormuş, Tanrı'ya yalvarmış. İşte Tanrı bunu affetmiş ama yüzünü erkek yüzüne çevirmiş. Bundan dolayı erkek yüzlü bir kadın herkese şey yok, demek o dönemde fazla sapık yokmuş yani. İlgi çekmiyormuş, böyle aziz olmuş diyorlar. Değil aslında, tamamıyla yanlış bir çizim, bu erkek falan. Ha, bu bizim insanlarımız hikayeyi seviyor mu? Hikayeyi seviyor. Bunu anlatın ama doğru olmadığını da söyleyin orada. Şimdi burada bizim asıl önemli olan abiler, ablalar. Bunlar. Konstantin ve annesi Helena. Şimdi İmparator Konstantin'in Hristiyan olduğu konusunda bir çelişki var. Acaba Hristiyan mıydı, değil miydi? Ama adam akıllı adam, bir güzel Hristiyanlığı bize kullanmış. Düşünün, Roma imparatorlarının bir titülü vardır. Pontifex Maximus diye geçer. Yani bu paganizmde tanrıların gölgesidir. Yani tanrının gücünün uygulayıcısı anlamına gelen bir kelime. Bugün yazın bu Pontifex Maximus lafını, papalık mühründe de vardır. Pontifex Maximus diye. O şekilde Konstantin ilk defa Pontifex Maximus'u Hristiyanlıkta birleştirici olarak kullanıyor. 328 yılında Konstantin'in anası olan Helena, Augusta Helena bir Kudüs ziyareti yapıyor. Çok kadın yaşta, 80'li yaşlarda falan o dönemlerde. Bir rivayete göre İsa'nın çarmıha gerildiği yerde yaptırdığı kazıda haçı buluyorlar. Böyle bir kutsal haç kültü başlıyor bu sefer. Yani bu haçlar da böyle değerli malzemelerden yapılmış küçük kutularda, bunlara stavrotek deniyor, o şekilde saklanıyor ve bütün kiliselerde dağıtıldığı şeysi var orada. Buyurun efendim. Şimdi Lynn Rodley diye bir kişi bir kitap yazıyor. Kitabın adı Cave Monasteries of Cappadocia. Kapadokya'nın kayak manastırları diye. Bu manastırları çalışırken bu kişi courtyard, yani avlulu manastırlar ve kapalı manastırlar diye çalışıyor. O adamın çalışmasında burası avlulu bir manastır. Ama yani son dönemlerde, işte bizim özellikle geçen sene vefat etti sevdiğimiz bir Amerikalı profesör vardı, Robert Oesterhout diye. Ondan sonra Gül Öztürk diye başka bir akademisyen. Bunlar yaptıkları çalışmalarda tabii ki biraz manastır kavramı abondene oluyor orada, yani yıkılıyor. Çünkü bu tür böyle büyük yerleşimlerin, sivil yerleşim ya da insanların malikane tarzındaki evleri ya da yerleşimleri olarak yeni bir algı başladı. Şimdi burası büyük bir avlu. Şu arka taraf yemekhane. Yemekhanenin sağ tarafında yukarı çıkan bir tünel var. Rehberlik hayatımda bir kere çıktım. Çünkü tünelin orta kısmında taş bir tapu var. Oradan geçebildim.
Şimdi geçemem. Üst tarafa çıktım, üst taraftan fotoğraf falan çektik işte taraflarda. O zaman şey kullanıyorduk, bu diyalar falan kullanıyorduk. Yani milat dinleyince 7. yüzyılın 2. yarısında çekilmiştik. Yani yok daha eski. 96-97 o civar. Şimdi kilisenin planına baktığımız vakit lütfen. Şöyle giriyoruz, bakın. Nereye bakıyoruz? Güneye bakıyoruz. Kiliseye giriyoruz, şu tarafta yer yok. Yıkılmış. Hemen sağ tarafta yamuk bir narteks. Bakın narteksi görüyorsunuz burada. Ve düzgün bir girişle direkt doğu istikameti bulunuyor. Kapalı Yunan haçı şeklinde olan bir kilise. 4 tane kubbesi var. Ondan sonra 6 tane küçük çapar, 4 stone var, 6 tane küçük kubbe var. Şu şekilde de düzleştirilmiş olan, haç planı verilmiş olan bölümler var. O bölümlerde de tabii ki resimler orada var. Peki, niye karanlık kilise denmiş? Işık, cam yok. Yani teksler koyu siyah renkli olduğu için. Küçücük bir cam şeysi var, penceresi var. Yıkık olduğu dönemde de düşünün burayı. Tamamıyla karanlık. İçerisi tamamıyla yağ kandilleriyle falan aydınlatıyor. Ama kilisenin orijinal ismi ne olabilir? Yunanca rehber var mı içinizde? Yok. Analipsis. Analipsis yükseliş anlamına gelir Yunanca. Analipsis kilisesi olarak eski yayınlarda bu geçiyor. Jerfanyo'nun kitabında falan da Analipsis kilisesi olarak geçiyor ama parantez içerisinde karanlık kilise de değil yazıyor. Çünkü düşünün 20. yüzyılda bile, geçtiğimiz yüzyılda bile karanlık kilise olarak adlandırılıyor. Analipsis kilisesi denmesinin sebebi gene bir Photoshop mucizesi bu. Yani geniş açı bir şeyle 17 milimetrelik Canon bir lensle yere yattık, çektik bunu ve 5-6 kere çektik. Böyle bir resim elde ettik. Ortada İsa'nın gökyüzüne yükselişi, havarileri görevlendirmesi var o kısımda. Gene Elmalı Kilise'deki olduğu gibi litürjik bir çevrim var burada. Şuradaki kısımlarda doğu, batı, güney kısımlardaki resim programları var. Devam ettik. Ve tabii ki bu kilise bir restorasyon geçiren bir kilise. 1980-92 yılları arasında bir restorasyon geçiriyor. Hatta bu rehberliğe başladığımız ilk dönemlerde kilise burası kapalıydı. 90'lı yıllarda kapalıydı. İşte rica minnet böyle girdik baktıydık o kilisenin içerisine. 92'de açıldığını biliyorum. Başlangıçta da şeydi burası ekstra bilet alınırdı. Hala devam ediyor. Bakın buradaki vaftiz sahnesi var. Buradaki en büyük olay sahnelerin etrafı çerçeveyle çevriliyor. Yani sahneleri ayırıyorlar. Çünkü biraz sonra Tokalı'ya gideceğiz. Tokalı'daki sahneler sinematografik, yani sahneler birbirini takip ediyor. Hiçbir şekilde ayrım yok orada. Bir akışkanlık var orada. Burada o yok. Sadece 12 dini bayram bağlamında. Metamorfozis var. Burada Lazar'ın diriliş sahnesi var. Resimler gerçekten çok doğup. Burada daha canlı göreceksiniz o kısımda. Burada Kudüs'e giriş var. Kudüs'e giriş sahnesi çok enteresan bakın. Birazcık da insanlara, daha doğrusu o dönemin inananlarına o hava veriliyor. Yani İsa ile beraber Kudüs'e, kutsal bir yere giriyormuş gibi bu Narteks'ten Naos kısmına geçerken adımınıza dikkat edin de bu arada havaya da bakın tepedeki. Yani, tepedeki şu sahneyi göreceksiniz. Şurada göreceksiniz. Ha, bunu biz düzleştirdik okulsun diye şeylerde. İsa arkasında Thomas'la beraber girerken oradaki çocuklar ellerindeki elbiselerle, bu elbiseler de öyle eften püften elbise değil. Kapadokya'da yapılmış olan kaftanlar bunlar. Gidiyor. Şu karşı tarafta da bir tane eski vergi memuru Zakkay ağaca tırmanırken tepede de Sissini diye bir velet elindeki baltayla şey kesiyor. Palmiye yaprakları, hatta orada da diyor ki Kopsemi Kladi Sissini. Sissini bizim için de palmiye yaprağı deriz. Çünkü palmiye yaprağı aynı zamanda cenneti sembolize ediyor. Şurada da Kudüs şehri, Kudüs şehrinin ileri gelenleri de orada görülüyor. Son yemek.
Kapadokya bölgesindeki en sağlam son yemek sahnesi. Başka bunun kadar sağlam bir son yemek yok. Yahuda'nın ihanet sahnesi var burada. Burada da tabii ki kilisenin farklı açılardan geniş açıyla çekilmiş fotoğraflarımız var. Burada da İsa'nın çarmıha gerilmesi, cehenneme iniş, Adem ve Havva'nın kurtarılışı, oradan Hades'e iniş ve kadınlar boş mezarda. Şu sembol benim kitaplarımda var. Bu sembol İsa'nın kefeni, shroud yani. Aynı zamanda bir ölümsüz şey, sonsuzluk sembolü. Bu Dan Brown'un kitabı var ya, Başlangıç'tı. Okudunuz mu o kitabı? Benim kitabım o kitaptan tam 6 ay önce yayınlandı. Ama ona benzeri orada bir sembol de orada var. Buyurun efendim. Çarıklı kilise. Şimdi bu kilisede ikonografi vermeyeceğim ben size. Sadece bir sahneyi anlatacağım. Burada var mı onu bilmiyorum. Bakmam lazım. Çünkü yanlış bir bilgi veriliyor burada. Şimdi o kiliselerdeki kitabeler konusunda benim yeşil kitapta ve mor kitapta detaylı bilgi verdim. Bu özellikle Hılara Vadisi'ndeki 40 tam 6 dediğimiz bir kilise var. O kilisede Aziz George'un yanında Basileos Yakupos ve Tamara isimli iki kişi var. Ve oradaki kitabede Sultan II. Mesut ve o dönemin imparatoru olan Androkos'tan bahseder. Yani 13. yüzyıldan bahseder. Pardon, 12. yüzyıl, 1100 yıllar, evet. Şimdi ondan dolayı birçok rehber arkadaşımız, lütfen şöyle yaklaşırsanız buraya, Batı duvarın alt kısmında donör paneli var. Donör paneli var. Burada bakın bir aziz var. Dedik ya, bu bazı kişiselleştirme diye bir olaydan bahsettim ya ben orada. Buradaki aziz, kutsal haçın kişiselleştirilmiş hali. Yani Timios Stavros, kutsal haç anlamında. Sağında solunda bakın türbanlı kaftanlı kişiler var. Şimdi bunlar yani o dönemdeki buradaki Melisenios ailesi. Bu Melisenios ailesi Yohannes Timişkes'ten sonra 2. Basileos geçiyor. Ona karşı ayaklanan aristokrat ailelerinden bir tanesi. Bu Michael, Leo isimli iki tane de çocukları var. Bunlar Aziz'e, daha doğrusu bu kutsal haça saygı gösterirken resmedilmiş. Şurada kitabelerinde de yazar zaten orada. İsimleri yazar orada. Ne yazık ki birçok rehber arkadaşımız Sultan II. Mesut diye anlatıyor. Öyle bir şey değil. Lütfen buna dikkat edelim. Buyurun efendim. Şimdi bu Fokas ailesinden bahsetmiştim ben. Fokas ailesinden de Nisoforas Fokas 2, bir değil 2. 963 yılında imparator oluyor. 969 yılına kadar devam ediyor. Bu kilise tahmini olarak 964'te falan, yani imparator olduktan bir yıl sonra yapılan bir kilise. Kilise aslında 4 bölümden oluşan bir kilise. Planlı varsa bakayım. Yani. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm parakilasyon, bu cenaze törenlerinin kurulduğu yer. Alt kısmı ise bir kripta, mezarlık alanı. Birinci kilise 923, ikinci kilise 964 kilise. 923 yılındaki yapılan kilise, bakın şu barrel vault dediğimiz bir tonozlu, tek tonozlu bir kilise. İçerisinde orta kısım apeksinde, yani kilisenin en yüksek noktasında 12 Tevrat peygamberi. Buradaki resim sirküsü güney duvar üst şeritten başlar. Birinci çevrim geldikten sonra kuzey duvar üst duvardaki birinci şeritten devam eder. Bu iki çevrim İsa'nın çocukluk çevrimi. İkinci kısım Kudüs'e girişle başlar. Pardon, vaftizle başlar. Kudüs'e girişinceye kadar İsa'nın misyonudur oradaki. Üçüncü çevrim Kudüs'e girişle başlar. Çarmıha gerilme ve mezara inişe kadar gider. İsa'nın passion'ıdır, çektikleri kısmıdır. Şimdi kilise 10. yüzyıl kilisesi olmasına rağmen kilise içerisindeki kullanılan bu resimlerin kökeni apokrif dediğimiz, yani bu kilise tarafından kabul edilmeyen İncil olan Yakup İncil'inden alınmış. Çünkü
İsa'nın çocukluk hayatına ait en iyi hikaye Yakup İncil'inde resmedilmiştir, anlatılmıştır. Daha sonra 964 yılında kilisenin, bakın şurada bir iz düşümü yaptık biz buna, sanat tarihinde iz düşümü yaptık. Kilisenin apsisi falan var bu şekilde. Kırılarak T şeklinde bazilikal, bakın bazilikal dediğimizde iki bölmeli, şurada görüyorsunuz zaten eksent bölmeler var. Bir kilise yapılıyor. Kilisenin içerisindeki süsleme başlangıçta bazı yerlerde nasıl söyleyeyim, direkt duvar üzerine yapılmış olan aşı boyaları var. Şuradaki gibi, bakın şu kısımlardaki gibi. Daha sonra fresko, daha doğrusu sıva ile kaplanıp boyama yapılıyor. Bakın buradaki en önemli hususlardan bir tanesi Rönesans. Hangi Rönesans? İtalyan Rönesans olabilir mi bu? Olamaz. Arap Rönesansı. Makedonya Rönesansı. Rönesans kelime anlamıyla yeniden doğuş, doğru mu? Şimdi Hristiyanlık dinindeki dini resimlere baktığımız vakit dinin etkisiyle abstrakt, yani soyut, soyut resimler. Soyut var. Böyle resim içerisinde sadece o resmin manası var. Resimle ilgili elementler yok. İşte hareket yok, perspektif yok. Ama ikinci kısma baktığınız vakit o farkı göreceksiniz. Bakın 11. 12. yüzyıl kilisesi gördünüz. Elmalı, çarıklı bilmem ne gördünüz. 10. yüzyıl kilisesindeki farkı göreceksiniz. Makedonya Rönesansı. Bunu döndüğünüzde ararsanız onunla ilgili birçok böyle çıkar karşınıza. Yani oradaki vücut ölçüleri var, hareket var. Mesela Superman filmini seyretmişsinizdir değil mi? Superman gökyüzünden indi. Direkt lak diye duruyor mu? Durmuyor değil mi? Ne yapıyor? Adım atıyor, kendini durduruyor. Doğru mu? Müjde sahnesini inceleyin. Hani doğu duvar üst kısımda. Melek Cebrail gökyüzünden iniyor, adım atıyor. Başka yerde göremiyorsunuz bunu. Burada var o. Burada var. Artı kullanılan malzeme. Yani buradaki resim çevirine baktığımız vakit farklı bir resim çevirimi var. Arkaik diyor buna Jerfanyon. Çünkü İsa peygamberin hayatındaki 32 ya da 33 tane olay burada resmedilmiş vaziyette. Bunlar her resim birbirini takip eden resimler şeklinde. Yani bu sinematografik dediğimiz, yani sinema tarzında devam ediyor. İkinci kilisede de devam ediyor. Şimdi ikinci kilise niye zirve yapmış burada? Mavi renk. Mavi renk pahalı olan bir malzeme. Lapis lazuli. Evet. Ya dönemin, yani 2500 kilo, yani 2,5 ton lapis taşı dövülüyor. Bir foreground, yani geri plan şeysi olarak kullanılıyor burada, bakın. Ve azizlerin başlarındaki auroralar, altın yıldız. Pahalı bir kilise. Bugün 2,5. Bunu şey hesaplıyor. Fransızlar ve Japonlar bu lapis lazuli bazdaki boyaları hesap ediyorlar. 800 cc'lik bir boya 600-700 dolara mal oluyor. Yani bu kavramla 6 milyon dolarlık bir lapis kullanımı var bu içerisinde. Aynı zamanda bu lapis taşı, lapis malzemesi birçok minyatürlerde, o dönemin minyatürlerinde de kullanılıyor. Evet, buyurun. Sponsor olmuş olabilir. İmparator. Tamam. Çünkü kilisenin kuzey duvarında bir kitabı var üst tarafta. Parakilasyon kısmında bir kitabı var. Bu sol apsis, yani protesis apsiminde bir kitabı var. Bir de ana şeydeki, şurada nerede? Ha. Tam şu köşe, bakın. Tam şu köşede. Girerseniz orada kalıntıları görürsünüz. Kitabeler var. Özellikle bu çevreleyen bir kitabede Konstantin ve Leon'un ismi geçiyor. Nisiporos Fukas'ın oğulları, kardeşi olan. O yüzden en üstü şu an. Tabii. Aynen. Öyle.